Hamit Bey merhabalar. Merhabalar. Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizim için büyük bir keyifli sizleri ziyaret etmek. Röportajımı ben öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Hamit Bey. Hamit Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1970 Gebaş doğumluyum. Evet. Mesleğim makine mühendisi. Bu sektöre 2001 yılında giriş yaptım. Evet. Piyasadaki eksikleri ısı anlamında ve mühendis kanında tamamlamak için bu sektöre giriş yapmışım. Yani 17 yıldır da sektördesiniz. Aynen. Diyebiliriz. Doğru. Teşekkür ediyorum sizlere. Doğru. Sözü mühendis arkadaşımıza vereceğim, Murat Bey. Sizleri tanıyalım Murat Bey, buyurun. 1991 Bitlis doğumluyum. Evet. Sektöre 2014 yılında giriş yaptım. DEM mühendislikte faaliyetlerimi sürdürmeye devam ediyorum. Evet. Yani burada aslında sırt omuz omuza verilmiş bir mücadele var diyebiliriz. Kesinlikle. Hani Murat Bey, Hamit Bey, Abdullah Bey ve diğer ekip arkadaşlar. Evet, doğrudur. Diyelim. Ben biraz burayı tanımak istiyorum Hamit Bey. Biraz önce bahsettik. 2001 yılında startı verdik, başladık. Doğru. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz burada ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar, neler yapıyoruz? 2001 yılında kurduğumuz firma temel amacımız vizyonumuz mühendislik. Vizyonumuzun parantezi açarsak ısıtma, soğutma, havalandırma, yeraltı tesisatı, LPG dönüşüm, iklimlendirme konu başlıkları altında tutabiliriz. Evet, aslında A'dan Z'ye birçok şey diyebiliriz değil mi aslında Murat Bey? Bölgenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek mühendislik eğitimine, bilimine gerek proje gerek uygulamada hazır. Bu anlamda da uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Yani proje bazlı çalışıyorsunuz genelde o zaman? Genellikle proje bazlı çalışıyoruz. Özel sektör, minimum kurum işleri yapıyoruz. Evet. Biz şunu öğrenmek istiyorum. Tüketici olarak bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Hatta evet. Sadece biz uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Bizlere tavsiyeleriniz neler? Bizler nelere dikkat edelim bu tip işlemleri yaptırırken Murat Bey? Mühendislik işlemleri yapılırken öncelikle teknik olarak kendini yetiştirebilmiş bilgi, donanım, emniyet kurallarını, gerekli şartnamelere uygunluklar, bunlara sentezini yapabilen, bunları birleştirebilen insanların, kurumların, firmaların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çalışmaları yapabilecek insanlarla çalışabilmek. Ya araştırsınlar, biz bu işi kime yaptırıyoruz? Ya bunu evet. Bilsinler. Araştırmalarını buradan tavsiye edebiliriz ekran başındaki izleyicilerimize. Evet. Hamit Bey, bakmış olduğumuz zaman burada 3 şubeyle faaliyet gösteriyoruz. Bahsedelim, şubelerde neler yapıyoruz? Merkezimiz, ana konumuz ısıtma, soğutma, havalandırma, artı malzeme satışımız da var bu arada. Evet. Mekanik tesisat malzemesi satışı. İkinci şubemizde LPG dönüşüm tesisleri var. Burada hem araç projesi hem de araçlarda tadilat yapıp dönüşüm yapıyoruz. Üçüncü şubemiz kısmet olursa Erciş'te başladığımız şubede, orada tekrar tüm bölgeye ısıtma, soğutma, havalandırma ve doğalgazla hizmet vereceğiz. Evet, tabii zamanla. Evet. Zamanla olabilecek şeyler. Evet. Hizmet sektörü çok zordur ama. Yani özellikle sizin işiniz, yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler Hamit Bey? Yani bu 17 yıllık periyotta. Temel ana şeyimiz dürüstlük. Birinci etapta dürüstlük. İkincisi doğru hizmet. Üçüncüsü de maddi olarak dönüşümün doğru yapılması. Yani aslında bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Yani Murat Bey böyle yerli yerinde olması lazım. Kesinlikle. Evet. Ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı, siz işinizi gerçekten çok severek yapıyorsunuz. Temel kuralımızda zaten hangi iş olursanız sevmeden yaparsan başarısız olursun. Bilhassa mühendislik. Sevilmeden yapılmayacak bir iş değil. Yani. Evet. Böyle tavsiyeleriniz var mı Murat Bey aslında? Bu yeni olan arkadaşlarımıza. Kesinlikle, kesinlikle. DEM mühendislik, öğrencilik hayatımdan sonra yeni bir öğrencilik hayatımın başladığının yeridir açıkçası. Onu söyleyebilirim. Evet. Kişinin kendisini geliştirebilmesi, kendisiyle bu işi başarabilirim inancıyla beraber çalışmalarını, eskiz çalışmalarını, fizibilite çalışmalarını, proje çalışmalarını, evet. Mesai saatlerine bakmaksızın. Tabii mesai saati de yapıyoruz. En önemlisi. Bizim bir mesai saatimiz yok açıkçası. Biz insanlara hak ettikleri hizmeti günün hangi saati olursa olsun
hangi zor şartlar olursa olsun. Ulaştırmakla mükellef bu bilinçte bir firmayız. Bölgede en iyi olmamızın gerekçelerinden biri de budur. İnsanların bizi istedikleri zaman, şartlar tabii ki uygun olduğu müddetçe bulabilmeleri. Çözüm odaklı gidiyorsunuz. Yani yapılan işin de arkasındasınız aslında. Evet. Yani sizin işte bu bakış açılarınız sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi. Doğrudur. Ve profesyonel bir kadroyla çalışmanız. Evet, kesinlikle. Evet. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Hani tüm Türkiye. Tüm Türkiye. Doğru. Tüm Türkiye çünkü resmi kurumlarla ihale bazlı çalıştığımız için proje bazlı tüm Türkiye ile çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar da var. Sektörün sıkıntıları neler? Ve sizce neler olmalı? Şu an piyasadaki en büyük baktığımız sektördeki sıkıntı ekonomideki sıkıntılar var. Doların bile ağır doların artışı. Doların şu an yüksek olması. İster istemez bütün malzemelerimiz de dolar bazında olduğu için tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyorsunuz otomatik olarak. Herkes için bir sorun şu an ya. Evet. Peki dönersek bir geçmişe bu soruyu müsaadenizle İlhan Ümit Bey'e sormak isteyeceğim. Yani dedik ki 17 yıl bu çok ciddi bir süre gerçekten. Küçümsenmeyecek bir süre. Evet. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Yani buraları hallediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projeleriniz neler olacak? Şöyle diyeyim yani şu an sarf ettiğimiz emeğin karşılığını bir kere piyasada alamıyoruz. Şunu da söyleyeyim, 2009 ile 2013 yılları arasındaki ekonomik grafiği çok iyiydi. 2013'ten bu 2018'e kadar bahsettiğimiz grafik maalesef şu an en kötü ekonomide de bir daralma görüyoruz yani kendimizce. Bölgemizin ihtiyacını, bölgemizin gerekliliklerini, mühendislik kalitesine eriştirebilmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza da bu yönde devam edeceğiz. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Dem mühendisliği. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Bu da kafi diyelim bizler için. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.